Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi bayramlar dilerim. Umarım iyi vakit geçiriyorsunuz. Çok sıcak. Bugün sizden gelen sorular cevaplayacağım. Bu sorular bana nasıl geldi? Haziran ayında bir videomun altında La Vie de Moi adlı YouTube kullanıcısı 8 tane soru bıraktı. Bu soruları okurken çok komiğime gitti ve ben onları cevaplamaya karar verdim. Ve bir yere kaydettim. Sonra da kaydettiğim yeri bulamadım bir daha. Ta geçen haftaya kadar aynı kullanıcı yine bir yorum bıraktığında ben soruları ben bulamıyorum falan filan yazmıştım. Sonra tekrar yazdı sağ olsun. Sorular çok çeşitli ve komik olduğunu düşünüyorum. 1. Almanlar bisiklet sürerken pantolonlarının bir parçasını diz kapağın altına kadar katlıyorlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi cool bisikletlerde çamurluk yok. Dolayısıyla bir tarafta zincire dayanma ihtimali var pantolonun. O yüzden onu yapıyorlar. Hatta onun için böyle özel lastikler de var. Onları bacağa takıyorlar. Öyle bisikletle geziyorlar. 2. Öğrenciler kocaman ofis tipi dosya taşıyorlar. Kalemlikleri stabilo dolu ve el yazıları çok büyük. O bir soru bile değil. Ben de görüyorum. Hatta bazen ufak öğrenciler tekerlekli çantalarla bile kitap taşıdıklarını görüyorum. El yazılarına hiçbir şey diyemeyeceğim. Stabilo konusunda evet biraz takıntı var bence Almanlarda. Böyle çok fazla kalem alma alışkanlıkları olabilir anne babaların. 3. Pudingler neden şekersiz? Yoğurtlar neden krema gibi ve tatsız? Bu bence tamamen damak tadındaki farkla alakalı. Önce pudinglere gireyim. Keşke baba annemin pudinginden yeseydiniz. Kesinlikle bence şekersiz demezdiniz. Bir de yaban mersini koyuyor üstünde. Oo, çok güzel oluyor. Türkiye'li insanlar da bana göre şekeri çok seviyorlar. Yani affedersiniz Uludağ limonatasına bakacak olursak çok şekerli. Bayılıyorsunuz şekere. Yani ben o yüzden Alman pudinglere şekersiz demem. Yani onlar bana göre gayet tatlı. Ki krem şantiye mesela bakacak olursak bunun belki Almanya'daki karşılık Schlagsahne. Türkiye'de bu satın aldığınız krem şanti ürünü Dr. Oetker'dan mesela zaten çok şekerli. Almanya'da Schlagsahne, Sahnesteif denilen bir şeyle yapılıyor. Bu mesela benim hep Almanya'dan Türkiye'ye taşıdığım ürünlerden çünkü Türkiye'de bulamıyorum. Sahnesteif ya aslında nişasta. Yani nişasta ama kremayı çırpınırken sertleşiyor. Şeker katmadan bile. Türkiye'de kimse onu aramıyor. Çünkü herkes bu şekerli sütle yapılan krem şantiden memnun. Çünkü insanlar daha çok tatlı ve daha az yağ arıyor gibi geliyor bana. Yani Türk sütlü tatlılarda yağ oranı daha düşük, Almanya'da daha yüksek. Yoğurt konusu. Yoğurtlar Almanya'da daha az ekşi. Ya, Türkiye'den gelen yoğurtları bulmak da imkansız. Çünkü zaten Avrupa Birliği benim bildiğim kadarıyla ithal süt ürünü çok izin vermiyor. Mesela güzel beyaz peynir de bulunmuyor ya. Tam yağlı izine koyun falan onlardan yok Almanya'da. Ekşi sözlükte yoğurt dışında yoğurt bulmanın zorluğu başlığın altında 11 sayfa falan var. Yoğurt konusunda Türkleri yaramak kolay değil bence. 4. Türkiye karantina altındayken bile sokakları Almanya'nınkinden daha dolu. İnsanlar neden hep evdeler? Oh, ilk İstanbul'dan Berlin'e taşındığım zaman ağlayasım geliyordu sokaklar boş diye. Yani benim Almanya'da geldiğim yer zaten biraz köylük, ufak. O yüzden ilk liseden sonra İstanbul'a geldiğimde İstanbul bana çok güzel ve dünya varmış. Çok büyük bir şehir gibi geldi. Sonra da üniversite okumak için Berlin'e taşındım. Ve Berlin bana köy gibi geldi, bomboş geldi. Sokakta hayat yok, insan yok, evet. İnsanlar sık sık evde. Almanya'da Kneipensterben diye bir fenomen de var. Kneipen biliyorsunuz barlar. Barlar sayısı eskiden daha yüksekti. Şu anda çok azaldı. Bu da insanların hep evde kalmalarıyla alakalı. Bence 70 ve 80'li yıllarında insanlar daha çok televizyonla evde kalmaya başladıklarında mı başladı? Ona daha derin bir neden bulmak lazım ama Almanya'da öyle özel hayatlarına çekilme
gibi bir tendans görüyorum. 5. Işıklar çok loş. Sokakta önünüzü göremiyorsunuz. Yerden aydınlatma ve sarı ışık çok yaygın. Kafe ve restoranlarda ne yediğimi göremiyordum. Bu kadar sparen, bu kadar tasarruf yapmaya ne gerek var? Ya sokak konusunda aynı fikirde değilim. Bence gayet aydınlık sokaklar da var. Restoranlarda, bilmiyorum, ışıklar konusunda ben mi farkında değilim ama öyle bir şey görmedim. Türkiye'deki restoranlar daha aydınlık gibi bir şey hissetmedim ben. O konuda ben çok çene çalamayacağım. Ama ışık konusunda aklıma gelen başka bir şey, yatağın baş ucunda lamba olmaması Türkiye'de bazen. Ben böyle yattığım yerden böyle kapatabileceğim bir ışık olsun istiyorum hep. Ve sanki Almanya'da o daha çok var. Yani gittiğin otellerde ya da insanların evlerinde. Türkiye'de sanki insanlar yatağın baş ucundaki ışığa o kadar önem vermiyorlar. Sizin baş ucunuzda var mı bir ışık? Ben de bir soru sorayım. O neden öyle? Öyle mi sizce? 6. Türkçe ya da Almanca konuştuğum için birkaç kez hor görüldüm ama İngilizce konuştuğumda herkes bana ekstra saygı duyuyordu. Böyle bir aşağılık kompleksi gerçekten var mı? Benim bir şey söylemem çok doğru değil çünkü ben yani hiç böyle İngilizce konuşacak halim yoktu Almanya'da. Fakat ben onu Türkiye'li insanlardan duyuyorum, özellikle Berlin'de yaşayanlardan ve bence o yüzden öyle bir şey var sanki. Ya Fransa'ya bakacak olursak mesela kesinlikle öyle değil derim. Orada sanki insanlar İngilizce konuşulduğu zaman gıcık oluyor. Ama Almanya'da evet öyle bir ekstra saygı meselesi olabilir. Yani belki birisi kırık bir Almanca ile konuştuğunda karşıdaki Alman bu insanı alt sınıf görüyor. Ama güzel bir İngilizce ile konuştuğu zaman Alman o kadar güzel İngilizce bilmediği için komplekse giriyor. Olabilir. Keşke öyle olmasa. 7. Sigara otomatlar hala var mı? Yani ben de çok emin değildim bu soruyu ilk okurken. Ama gidip baktım. Varmış. İçine böyle nüfus cüzdanı veya banka kartı girip yaşını ispatlıyor insan. 10 küsur yıl önce Almanya'daki sigara içme yaşı 16'dan 18'e çıkarıldı. Yani bu kartla 18 yaş olduğunu ispatlıyorsunuz. Sonra da ya nakit ya kartla sigara satın alabiliyorsunuz bu makineden. Fiyatlara da bir baktım. Bir paket sigara 7 euro civarında. Bayağı pahalı yani. 50 TL gibi bir şey. Neyse ki zaten çok zararlı bir şey ve içmeyelim. O yüzden pahalı olması fark etmez ama evet sigara otomatları var ve özellikle Berlin'de biliyorsunuz şu Spätkauf kültürü var. Ruhrgebiet'te da biraz bu kiosk kültürü var ama birçok ufak yerlerde geç saate kadar açık olan bakkallar yok ve sigara içenler ne yapsın, gidiyorlar makineden alıyorlar, bağımlılık gerektiriyor. Yani o soruya net bir evet, Almanya'da hala sigara otomatlar var. 8. Bebekleri kışın buz gibi havada dışarıya çıkarıyorlardı. Rusya'da gibi bir gelenek mi bu? Rusya'yı bilmiyorum, oradaki geleneği de bilmiyorum. Ama Almanların frische Luft, taze hava sevdası var. Taze havanın her şeye çok iyi geldiğini düşünüyorlar ve bebekleri evet kesinlikle çıkartıyorlar. Havadan o kadar çok korkulmuyor. Ben mesela duş aldıktan sonra fön yapmıyorum. Dolayısıyla bazen de ıslak saçlarla dışarıya çıkıyorum ve Türk arkadaşlarım çıldırıyor. Yani hastalık kapacağımdan çok eminler. Halbuki başka Alman arkadaşlarım da var ıslak saçla çıkan ama pek Türk arkadaşlarım yok. Yani şu hava bir fark olabilir. Alışırız ya belki de soğuk havadan dolayı. Evet, sizin de başka soru varsa yorumlara alabilirim. Şimdilik bu kadar. Herkes iyi pazarlar. Kendinize çok iyi bakın.